başı da bana gelen teklif üzerine geldim, görüştüm. Yani eğer belli bir destek, Karademir destek vermeye devam edecekse ben gelir, Karabük Spor'a yıllarca emeğimiz var, çok büyük emeğimiz var. İçinde olduğum sezon, olmadığım sezonlar bile, olmadığım zaman bile bir taraftar olarak her deplasmanda bulundum. O deplasmanlarda da taraftarla beraber izledim. Yani taraftarla beraber birçok şiddete maruz kaldık, hakarete maruz kaldık ama gittik taraftarla beraber izledim. Dolayısıyla uzun yılların vermiş olduğu bir beraberliğimiz olduğu için düştükten sonra bana gelen teklifle beraber ben de değerlendirmemi yaptım. Eğer katkı verilecekse tabii ki hayal gelir, o taşın altına elimi de kafamı da sokarım dedim. Geldik, şartlar ağır, çok ağır. Yani şu ana kadar bile şartların bu noktada gelmesi bile bir mucize. Sezon başı işte iki tane altyapıdan çocuğun çıkması gerekiyor. Biz 22 tane arkadaşı gönderme durumunda kaldık. Yani ben orada popülist davransam, işte şurada kalsın, şurada kalsın, şurada kalsın, ancak bu şartları da kabul ederim gibi bir teklifle gelebilirdim. Böyle bir teklif Kardemir Karabük Spor'umuzun geleceğini karartabilirdi. Çünkü maliyeti yüksek bir teklif olurdu. O arkadaşların hepsi Süper Lig ayarlarında transferler yapılmış, bir yıl, iki yıllık. Onlarla beraber gitmek takımın dengesini bozacak. Yeni alacaklarını, o ücretlerle alamayacaksın. İşte yüksek ücretle alınmış futbolcu var. Tekrar bir alınmış 3-5 tane daha düşük ücretli futbolcular olacak ve bir dengesizlik de doğacak ve çıkmış olsak bile Karabük Spor'un mali yükünü, mali bilançosunu daha da bozmuş olacaktık. O düşünceden hareketle de göndermesini, işte gönderilirken de hakuka dikkat ederek, alacaklarını vererek, anlaşabilirse bazılarına iskonto yapılabilirse iskonto yapılarak göndermesini uygun gördük. Çok nadir de olsa birkaç kişiden çok cüzi rakamlarla indirim yaparak alacaklarından gittiler. Yeni bir takım yaptık. Yani yeni bir takım çok zor. Yani Türkiye'de örneği olduğuna da tahmin etmiyorum şu ana kadar da. Yani bir takım komple boşaltılıp yeni bir takım. Yani takımın Allah esirgesin bir uçak kazası geçirmiş gibi düşün. Komple gitmiş bir takım ve yeniden bir takım yapıyorsun. Onun gibi bir şey. Zordu. Zor olduğunu biliyordum. Ama Karabük Spor'un geleceği çok önemliydi. Yani bu seneyi kurtarmak değil, geleceği de önemliydi. O bakımdan o zor şartlarda yükün altına girdik arkadaşlarımızla beraber. Sağ olsun eski başkanımız Mustafa Yorulan Bey de gerekli desteği sağlamaya devam etti. Kardemir'in bu seneki bir handikapımızda büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde oldu. Sürekli zarar açıklıyor. Bu sıkıntılara rağmen, yani bu olumsuzlukların hepsine rağmen şu ana kadar takımımızda işte bir hoca sıkıntıları yaşadık. Baştan Hüseyin Kalpar'la anlaştık. 6 hafta sonra Hüseyin Kalpar biraz gitmeye meyilli hareketler edince baktık gönlü bizde değil. Gitmesinin daha faydalı olacağını düşünerek gönderdik. Ama kritik bir maç haftası gönderdik. Yani o önemlidir. Biraz önce de söyledim. Biz orada yönetici tecrübemizi konuşturmasak, Adana Demirspor maçından sonra göndermeye hedeflesek o maçı kaybedebilirdik. Taze bir kan, işte yeni bir heyecan noktasından hareketle maç öncesi gönderdik ve Levent arkadaşımızla beraber ve bir işte hoca ismi açıkladık tribünde, Baliç'te tribünde olduğu bir ortamda Adana Demirspor'u 3-1 yenerek bir ivme kazandık. Baliç'te de beklediğimiz olmadı. Yani tabii ki kariyeri yüksek ama tecrübesinin biz kendisinin işte Bosna Hersek milli takımında Safet Susiş'le olan beraberliğiyle çok şeyler kazanmış olduğunu düşünerek biz değerlendirme öyle almıştık. Ama tecrübesizliği, PTT Ligi'ndeki tecrübesizliği, belki beraber olduğu ekipteki arkadaşların da tecrübesizliğiyle orada 9 maçta 3 beraberlik, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet gibi sonuçlar aldık. İşte bunlardan bir tanesi de bugün oynayacağımız Boluspor'la içeride 1-0 yenildik. Orada da bir maç daha bekleyelim, devre arası bittikten sonra gönderelim der, belki Göztepe maçını da kaybedebilirdik. Orada da bir neşter vurarak yine Levent arkadaşımız da Göztepe maçına çıkarak Göztepe maçını da kurtardık.
Yani iki kritik maçı bizim için de sezon başından beri rakibimiz olabilecek, hep başından herkesin söylediği, bizim de düşündüğümüz Göztepe ve Adana Demirspor vardı. Adana Demirspor vardı. İki kritik maçı aşmış olduk ilk yarı. İkinci yarıyı Yücel Hoca'yla anlaştık. Yücel Hoca'yla şu ana kadar belli takım da uyum sağladı. 22 kişinin bir arada kendi aralarında uyum sağlaması, işte şey içi, saha içi, saha dışı uyumlar önemliydi. Bir taraftan da eşim Sevinç Hanım da işte futbolcu işleriyle, hoca işleriyle her 15 günde bir yaptıkları kahvaltılar, zaman zaman akşam yemeklerimiz, zaman zaman işte yapmış olduğumuz sosyal sponsor sorumluluk projeleri içerisinde Karademir Karabük sporumuzu bugünlere taşıdık. Bugün itibarıyla 8 maçımız var ve bugün itibarıyla lig bitmiş olsa 1 ve 2. sıradan 2 takımdan, biri Adana Spor, biri Karabük Spor olarak Süper Lig'e çıkmışız gözüküyor. Ama tabii önümüzde daha 8 maç var. 24 puan var. Az puan değil. Her takım için. Ortalardaki takım için. Düşme hattındaki takım için ve yukarıya oynayan, yukarıdaki takımlar için. Bu 24 puanın en fazla alan takım tabii ki ipi göğüsleyecek. Şu anda ipler bizim elimizde. Yani biz 8 maçımızı en iyi şekilde bitirirsek arkadaki takım rakiplerimizin ne yaptığı, ne yapacağı hiç önem arz etmiyor. Çünkü 3. ile 4 puanlarda da farkımız var. Kaldı ki 3. olan 4 puanımıza bir de şeyi korsak, 2 ile avarajı korsak 5 puanlık bir farkımız var. Ya bu yeterli mi? Tabii ki 8 maç için yeterli değil çünkü önde 24 puan var. Onun bilincindeyiz. Yani tecrübeli bir kadromuz var. Ben dün de çocuklarla bir toplantı yaptım. İşte bir haftadır yapmış olduğumuz milli maç arasını değerlendirerek sosyal sorumluluk projeleri içerisinde 2009-2010 sezonda bizi şampiyon yapan takımın futbolu bırakan 7 tanesini Karabük'e davet ettik. Eşlerle, çocuklarla beraber geldiler. Onlarla beraber Samsun maçını izledik. Veteran maçı, Hasan Doğan Tiyiz'in açılışına bir veteran maçı yaptırdık. Birkaç gün beraber kahvaltıda, yemekte beraber olduk. Onların arkasından çarşamba günü Yaşlar Haftası münasebetiyle huzur evi ziyareti oldu. Arkadaşlarımız orada çok duygulu anlar yaşadılar, futbolcu arkadaşlarımız. Ondan sonra hep söylenen şehirle işte bütünleşme noktası ki bunu bu sezon çok yaptım. Kahvelere gittim, futbolcu arkadaşlarımı götürdüm, hocayı götürdüm. Bizim tribün derneği, taraftar derneğimizin tribün liderlerinin iş yerlerine gittik. Ev ziyaretlerimiz oldu. Futbolcu arkadaşların evlerinde akşamları eşimle beraber, genel kaptan ve eşiyle beraber, Tolga Gül ve eşiyle beraber akşam gezmeleri yaptık. Ayrıca işte bu çarşamba, geçtiğimiz hafta çarşamba günü o yaşlar haftasındaki huzur evi ziyaretinden sonra şehirde Petit'in önünde başlayarak Menderes Caddesi'ne, trafiğe kapalı Menderes Caddesi'nde karanfiller dağıtarak hem taraftarla, halkla hem de esnafla buluşuldu. Güzel görüntüler oldu. Taraftar, Mavi Ateş Taraftar Derneğimizin meşalelerle eşlik etmesi çok güzel, anlamlıydı. Oradan Safranbolu'ya geçildi, talep vardı. Safranbolu'da da çok güzel oldu. Orada belediye başkanımız sağ olsun, o da eşlik etti Necdet Bey'de. Oradaki şey de çok güzel geçti, görkemli. Yine Mavi Ateş grubunun, taraftar grubumuzun meşalelerle, desteğiyle güzel geçti. Arkasından da tabii ki formamızın önünde Kardemir, arkasında da Çelik İş yazılı bir forma giyiyoruz. Ya bu çok anlamlı bir forma. Yani Türkiye'de şu anda emekçi takımı olan tek takımdır Kardemir Karabük Spor. Bunların içerisinde işte geçmişte Devlet Demiryolları'nın vardı, iş sendikasına bağlı şeyler, ikincilikli, üçüncülükli takımlar vardı ama Kırıkkale Spor bir ara çıkmıştı. Fakat esas nüvesi işçi takım olan tek takımız. Yani işçi nüvesi tek takım Karabük Spor. Ve onu da simgeleyen, zaten formamızın önünde Karabük, arkasında da Çelik İş yazıyor. Bu sponsorumuzu, iki sponsorumuzu, bir ana sponsorumuzu, bir de ana sponsorun içerisinde yine maaşlarıyla katkı veren işçi arkadaşlarımızı temsil eden bir formayı ve takımdır Kardemir Karabük Spor. Bu bakımdan Kardemir ziyareti oldu. Kardemir ziyareti futbolcu arkadaşları bayağı bir etkilemiş.
TRT'den sağ olsunlar bir ekip çıkarttılar. Kaç gündür TRT'de programlarda çıkıyor, haberler diyor. Sosyal medyada çok ciddi yer buldu. Sosyal medyayı iyi kullandık. Yani işte Twitter'dır, Facebook'tur veya kendi sitemizde. Ve büyük izlenen siteler var. İşte Birincilik gibi, PTT'lik gibi, ona benzer sitelerde 40-50 bin tıklaması olan sitelerde yayınlandı. Ben bir Cevdet Ünvar arkadaşımız var, onunla İzmir'deydik. Gelen mesajları okuyorum Twitter'lardan, Facebook'lardan. Ya Türkiye'de yalnız Kardemir Karabük Spor var, niye bizim kulüp başkanları veya kulübümüz bu etkinlikleri yapmıyor? Kutluyoruz biz başkanı veya Kardemir Karabük Spor'u diye şeyler, mesajlar geliyor. O milli maç arasını iyi değerlendirdik. Önümüzdeki çocuklara onu sordum. Nasıl gördünüz diye sordum da çocuklar da çok mutlu olmuş. Yani yaşlılar haftası münasebetiyle ki o huzur evindeki veya vefa gösterip de 2009-2010 sezondaki futbolu bırakmış 7 tane arkadaşımızın Karabük'e gelmesi. Ki o Samsun Spor maçı öncesi de özellikle takım kulüpten çıkarken o 7 arkadaşı oraya gönderdim. Takım yolcu ederken önce onlar yolcu etti, ondan sonra taraftarlarımız yolcu etti. Anlamlı bir şeydi. O şu mesajı verdik. Biz hep şunu söyledik. Dedik ki burası gelip geçici bir kulüp değil. Bu kulüp Kardemir Karabük Spor vefalıdır. Kardemir Karabük Spor bundan önce hizmet eden arkadaşlara nasıl vefa göstermişse bundan sonra sizlere de vefa gösterecektir. Burayı bir sezonluk, iki sezonluk düşünmeyin. Burada 8 sene, 9 sene top oynayan arkadaşlar olmuştur. Ve herkes burayı kendi evi gibi görür. Dolayısıyla sizinle burası eviniz demiştik. Onu da gerçekleştirmiş olduk, o görüntüyü. Nitekim onlardan bir tanesi eski kaptanımız Muhammed Özdürlü izleme komitesine aldık. Bu bir mesajdır. Yani dün emeği geçen insanlara biz bugün emeklerinden dolayı saygı duyup yanımızda onlarla beraber bir ailenin ferdi görüyorsak, yarın sizler de bu takımı şampiyon yaptığınızda, sizler de bu ailenin ferdi olacaksınız. 3-5 sene sonra futbolu bıraktığınızda en rahat geleceğiniz, kapısını çalacağınız kulüp diye tanıtıyorduk. Ve onu da bir perçinletmiş olduk. Çocukların ifadeleri şunlar, valla biz başkanım hiçbir kulüpte görmediğimiz, kalktı tek tek söylediler. Kimisi işte ben 10 kulüp gezdim, 8 kulüp gezdim ama böyle bir kulüp görmedim, böyle bir anlayış görmedim diye düşüncelerini yansıttılar. Kendileri de biz, evet sizler her türlü şeyi yaptınız, biz de yapacağız. Buna inanın, bu 8 maç bizim için bir final. Çıkacağız, oynayacağız ve bu takımı şampiyon yapacağız. Sizin yüzünüzü güldüreceğiz gibi söylerler oldu. İnşallah, yani bütün temennimiz o. Hakikaten Kardemir Karabük Spor'u biz geçmişte Süper Lig'e çıktığımızda da bazı girişimlerimiz oldu. İşte altyapıyla ilgili İsveç projemiz vardı, İsviçre'de bir projemiz vardı. Ama bunları ayrılınca devam edilemedi. Bir tesis projemiz vardı, öyle kaldı. Şimdi bunları inşallah çıktıktan sonra o projelerimizi de hayata geçirip Kardemir Karabük Spor'u artık böyle 3 sene, 5 sene, 2 sene, 1 sene kalan bir takım değil de Karabük Spor'u da artık 3 büyüklerin dışında böyle sürekli arz eden takımlar gibi Karabük Spor'umuzun artık orada köklü kalması noktasında çalışmalar yapacağız. Ben buradan sizler vasıtasıyla tüm Mavi Ateş taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bu sezon ciddi bir şekilde, evet taraftar desteğini tam istediğim şekilde görmediysek de Mavi Ateş grubu taraftarları bizi yalnız bırakmadılar. Sayısı ne olursa olsun, az olur çok olur, ben orasında değilim ama canı yürekten bir destek verdiler. Geçmiş yıllarda zaman zaman birçok sıkıntılar yaşadık mı, yaşamadık mı? Yaşadık. Ama ben bu dönem biraz daha o arkadaşlarımızın oturmuş, biraz daha olgunlaşmış, biraz daha artık katkı verir veya konuştuklarımızı anlayabilme, karşılıklı birbirimizi anlayabilme noktasında mesafe kat ettiklerini gördüm. O da beni çok mutlu etti. Dernek başkanımız Erol Ünlü arkadaşımla zaman zaman bunları da değerlendiriyoruz. Ben kendisine de her platformda söylüyorum. İlk yıllardaki arkadaşlarımız da bu dönemdeki arkadaşlarımız aynı kişiler ama çok farklı gördüm. Demek ki bir emek var orada da.
Boğaz'ın Mavisi grubunda işte yönetim kurulumuz olan Cihan arkadaşımızın, Karabük Spor'u olan o İstanbul'daki o Boğaz'ın Mavisi'ndeki arkadaşlarımızın sevgisiyle imkan olsa her hafta 3-5 otobüse gelebilecek kadar bir şey var, talep var orada. Son 4 maça da biz onlara imkan yarattık. Birkaç iş çevresinden arkadaşlarla görüştüm. Boğaz'ın Mavisi'nin şeyine birer otobüs, bu son 4 maça birer otobüs verecekler. Oradan da arkadaşlarımız gelecek. Tolga ve sizlere, Emre kardeşim, sizlere teşekkür ediyorum. Yani ben yüzünüzde değil, her zaman söyleyeyim, her yerde söylüyorum. Yani gönül işi bu. Kardemir Karabük Spor bir renkse, bir aşksa, bir olguysa, ne derler ona, yani onu bir yaşamaksa, bunu yüreğinizde yaşıyorsunuz. Yıllardır işte bu işin içerisindeyiz, beraberiz. Hangi deplasmana gittiysem gördüm. Oradasınız. Hiçbir maddi destek, hiçbir maddi talep içerisinde bulunmadan kendi emeğinizle, kendi katkılarınızla oralara kadar kendilerinizi taşıyorsunuz. Bu bakımdan birbirimizi anladığımız sürece, birbirimizi tanıyabildiğimiz sürece Kardemir Karabük Spor'un başarısı için hepimiz katkı veriyoruz. O taraftar olarak oraya gelip orada futbolcunun görmesi ona bir moral ve güç veriyorsa bunun değeri parayla pulla ölçülecek bir değer değildir. Bizim yaptıklarımız da kolay değil. Yani ben de bu sene bıraktım, dinlenmek üzere artık çocuklarıma zaman ayırmak için sendikadaki görevlerimden ayrıldım. Karabük Spor'u en üst düzeyde bıraktım. Ama bugün tekrar Petrite Ligi'nde geri almak, borçlu bir kulübü tekrar o yükün altına girmek ve 65 yaşından sonra böyle bir yükün altına girmekte tam noktasında bakarsan bu tamamen bir sevgiye dayalı. Karabük Spor'a ve Karabük'e olan sevgimize dayalı bir olay. Yoksa bu saatten sonra bu stresi, bu mücadeleyi yaşayabilecek noktada değiliz. Ben artık araba kullanırken Karabük-Ankara arası bile benim için çok uzun bir mesafe oluyor. Zorlanıyorum, yani bir desteğe ihtiyacım oluyor. Zaman zaman eşimle beraber paylaşarak yarı yola kadar o getiriyor, yarı yoldan sonra ben getiriyorum. Şimdi işte bir arkadaşım geliyor, sonra veriyorum. Öyle bir ortamda böyle stresli bir olayı yaşamak kolay değil. Ama ne diyorum, işte bir sevgi olursa, bir arzu, istek olursa oluyor, yoksa olmuyor. İnşallah 8 maçımız var. 8 maç sonra da şampiyonluk programını sizlerle beraber yaparız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum katkılarınız için.